Arkadaşlar merhaba, ben Serdar Hoca. Hepiniz Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam ilişkileriyle ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki altı çizili sözlerden hangileri anlamca yakındır demiş. Parçamıza bakalım. Romancılığı beni kendi görüş açımın dışına çıkmaya, başkası olmaya zorladığı için seviyorum. Romancılığım sayesinde empati kurarak, kendi dışıma çıkarak kendime daha önce sahip olmadığım bir karakter edindim. Roman yaza yaza başkalarının yerine kendimi koyarak ruhumu terbiye ettim. Altı çizili sözcüklere baktığımızda arkadaşlar, empati kurmak nedir? Başkasının yerine kendini koymaktır, değil mi? Onun gibi düşünmek demektir. O yüzden 3 ile 5'in yakın anlamlı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yerine ayrıt içinde verilen söz getirildiğinde anlamda bir değişiklik olur demiş. Eser yapıt. Doğru arkadaşlar. Eser kelimesinin yerine yapıt kelimesi de kullanılabilir. Bunu elemiş olduk. Numune örnek. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Yer yer bazen, bu da doğru. Teşhis, kişileştirme, bu da doğru. Daha çok, epeyce demiş. Arkadaşlar bakın burada daha çok batılı yazarların eserlerinde görmekteyiz. Teşhis sanatını diyor. Buradaki epeyce sözcüğü ne anlama gelir? Bir hayli anlamına gelir, değil mi? Ya da bir hayli değil de epey anlamına da gelebilir. Ya da arkadaşlar oldukça anlamına da gelebilir. Yani miktar olarak belirttiğini görüyoruz epeyce kelimesinin. Fakat burada daha çok kelimesi batılı yazarların eserlerinde derken cümleye ne anlamı katıyor? Üstünlük anlamı katmıştır, değil mi? Karşılaştırma anlamı katıyor. O yüzden arkadaşlar epeyce kelimesi burada uygun bir kullanım olmamış. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri ayrıt içinde verilen sözün anlamını tam olarak karşılamaz diyor. Sanat adamının, şairin. Arkadaşlar, sanat adamı dediğinde aklımıza sadece şair gelmez. Kim gelir? Müzisyen de bir sanat adamıdır. Ressam da bir sanat adamıdır. Aynı zamanda yazar da bir sanat adamıdır. Sanat adamı ifadesini şair tam olarak karşılamıyor. O yüzden biri almış oluruz. Herkeste bir olmasındandır ifadesinde bir aynı demek. Bu doğru. Bunu elemiş oluruz. Yine söylemekle demekle aynı anlamlara gelir. Bunu da elemiş oluruz. Söyleşi üslup. Dil ile ilgili olan her şey üsluptur. Bu da doğrudur. Bunu da alabiliriz. Fakat 4 numaralı sözcük. Yalnız kendisine özgü olan bir söyleyiş vardır diyor. Buradaki yalnız sözcüğü bakın sadece anlamına geliyor. Fakat anlamına gelmiyor. Bu da tam olarak karşılamadığı için 4 numaralı sözcüğü de alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Su serpin, tuz dökün, bakın her yerim kanıyor. Ne deseler kanıyorum. Sahi ben aptal mıyım dizelerinde? Buradaki arkadaşlar kanamak fiilidir. Yani yaralanmaktan sonra meydana gelen kanın akmasıdır. Buradaki kanmak ise inanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için biz bu sözcüklere ses test sözcük diyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir söyleyiş yoktur demiş. Bakalım. Hey Rıza, kederin başından aşkın, bitip tükenmiyor elemi aşkın ifadesinde. Bakın buradaki aşmak fiilidir. Buradaki aşk ise sevgi anlamına gelir. Dolayısıyla bunların sesteş olduğu görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Hadi git. Benden sana dilediğince izin. Öyle bir uzaklaş ki karda kalmasın izin ifadesinde buradaki izin nedir arkadaşlar? Müsaade anlamında kullanılmış. Buradaki iz ise belirtidir, değil mi? Ya da diğer adıyla biz buna ne diyoruz? İşaret diyoruz. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olduğu için bu da sesleştir. Bunu da elemiş oluruz.
Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç ifadesinde, bakın buradaki geç zaman anlamındadır. Buradaki ise geçmek fiilidir. Bu da sesteştir. Bunu da elemiş oluruz. Kaleden kaleye taş ben olaydım. Elma yanağında bir ben olaydım ifadesinde ben kelimelerine bakalım. Bakın ben burada zamirdir. Burada ise yanağında bir ben olaydım ifadesinde siyah leke anlamında kullanılmıştır. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da sesteş. Bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğine geldiğimizde o çay ağır akar, yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem dizelerinde herhangi bir sesteşlik olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisi anlamca ötekilerden farklıdır demiş. Sözcüklere bakalım. Bakın özgün. Özgün nedir arkadaşlar? Birbirine hiç benzemez. Bakın bununla bu anlam ilgisine sahip. Yine kendine göre demiş. Evet, özgün olan kendine göredir. Bunu da alabiliriz. Bununla da aralarında anlam ilgisi var. Ayırt ederiz derken özgün olan şey ayırt edilendir zaten. Farklı olandır. Bakın bunların arasında anlam ilgileri olduğu görülmektedir. Fakat andıran ifadesi arkadaşlar burada ne anlama geliyor? Benzeyen anlamına gelmiş. Dört tanesi ilk dördü ayırt etmek özgünlük anlamında kullanılırken beşinci sözcük benzeyen anlamında kullanılmıştır. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt sözcüklere yer verilmiştir? Diyen bilmez, bilen demez. Burada zıt anlamlı bir sözcük yok. Bunu elemiş oluruz. Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış. Burada da bir zıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Gün doğmadan neler doğar? Bakın burada da bir zıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Arkadaşlar burada da bir zıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. El atına binen çabuk iner ifadesinde bakın binmek ve inmek. Bunlar zıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde karşıt sözcüklere yer verilmiştir? Sırlar döküldüğünde aynada yansıma ve yanılsama yok olur. Çoğunlukla çıplak gerçekler alır yerini. Handan Gökçek, düşle gerçeğin kimyasını şiirsel diliyle yeniden oluşturarak yaşama sıra dışı bir ayna tutuyor cümlesinde. Bakın arkadaşlar, düş yani hayal ile gerçek zıt anlamlı sözcüklerdir, karşıt anlamlı sözcüklerdir. O yüzden 3'ü alabiliriz. Devam edelim. İmgelerin ardında öyküden öyküye geçerken kan ve tutku kırmızımsının kırılma ve savrulmaların içinde yol alıyor. Yer yer karşımıza çıkan fantastik boyutların baş döndürücü gizemini gerçeklerle yoğuruyor ifadesinde. Burada ise arkadaşlar gerçek ile fantastik yani hayal ürünü olan unsurlar zıt anlamlıdır. Dolayısıyla biz 5'i de alabiliriz. 3 ve 5'in olduğu seçenek doğru seçeneğimizdir. Seçeneklere baktığımızda da doğru cevabın D seçeneği olduğu görülmektedir. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumlarına yer verilmiştir diyor. Zıt anlamlıları kullanılmıştır diyor kısacası. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Bakın burada bir zıtlık yok. Bunu elemiş oluruz. Öğrenmenin sonsuzluğu insanın ne kadar az bildiğini gösterir. Burada da bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Suyu düşünmekle susuzluğu gideremez. Ateşi düşünmekle de ısınamazsınız ifadesinde. Yine arkadaşlar bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. Burada da bir zıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise korku kimi zaman ayaklarımıza kanat takar, kimi zaman da ayaklarımızı yere çiviler demiş. Arkadaşlar korkunun bakın iki farklı karşıt durumu söz konusu. Birincisinde havalandırıyor, kanat takıyor, uçuruyor. Diğerinde ise arkadaşlar yere çiviliyor. Aynı varlığın karşıt durumunu görmekteyiz. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır.
Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı yoktur demiş. İlk radyo programını yener bir kanalda yapmıştı ifadesinde ilk sözcüğünün zıttı sondur arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Ben şiirin de resmin de cefasını çekenlerdenim cümlesinde cefa sözcüğünün zıttı sefadır. B seçeneğini elemiş oluruz. Bu dünyada kazandığım tek şey sizin sevginizdir cümlesinde ise kazanmak sözcüğünün zıttı nedir? Kaybetmektir arkadaşlar. Bundan dolayı C seçeneğini elemiş oluruz. Halk ozanları acı gerçeğin içinde yaşamışlardır ifadesinde ise gerçek sözcüğünün burada zıttı nedir? Hayaldir. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Sosyal olaylara karşı duygu ve düşüncelerini sosyal kalıplara dökmüşlerdir ifadesinde düşünce kelimesinin zıttı olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Deli gönül, melul olup gam yeme, ağlamanın elbet gülmesi vardır. Bu dizelerde geçen altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır demiş. Şimdi ağlamak ve gülmek sözcüklerinin altı çizili olduğunu görüyoruz. Ağlamak ve gülmek sözcükleri burada karşıt yani zıt anlamlı olarak kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda derdini olur olmaz kişilere açıcı olma ifadesinde böyle bir durum yok. Bunu elemiş oluruz. Topladığı dalların kimi ince, kimi uzun, kimi de eğriydi ifadesinde yine zıt anlamlı sözcükler yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Kaçan kovalanır diye düşündüğünden çok naz yapıyordu cümlesinde de herhangi bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok artık cümlesinde de bir karşıtlık yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise o da benim gibi varlık içinde yokluk çekiyordu cümlesinde varlık ve yokluk sözcükleri karşıt anlamlıdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Söyleniş ve yazılışları aynı olduğu halde anlamları ve görevleri açısından birbiriyle ilişkisi olmayan sözcüklere sesteş sözcük denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş sayılabilecek bir sözcük kullanılmamıştır? Eskiden yorganlara yüz geçirilirdi ifadesinde yüz hem sayı olarak yüz var hem de arkadaşlar yüzmek fiili var hem de organ adı olan yüz var. Görmüş olduğunuz gibi yüz sözcüğü sesteş bir sözcüktür. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Masayı yaş bir bezle sildi cümlesinde yaş nedir? Kuru olmayan anlamına gelir. Bir diğer anlamı da insanların ya da canlıların yaşı olarak kullanılır. Dolayısıyla bu da sesteştir. Bunu da elemiş oluruz. Ele muhtaç olmak en büyük korkusuydu cümlesinde. El nedir? Bir arkadaşlar organ adı olan el var. Bir de yabancı anlamına gelen el var. Dolayısıyla bu da sesleştir. Bunu da elemiş oluruz. Denizin yüzeyinde yosunlar vardı cümlesinde var sözcüğü bir mevcut anlamına gelir. Bir de arkadaşlar gitmek anlamına gelir. Hani varmak, ulaşmak anlamına gelir daha doğrusu. Gitmekten ziyade ulaşmak anlamına gelir. Bu da sesleştir. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise bütün çocuklar adamın başına toplanmıştı cümlesinde sesteş bir sözcük yoktur arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 12. soruya. 12. soruda atasözleri kültüre dair inceliklerin görülebileceği en temel söz birimleridir. Ne zaman ya da kim tarafından söylendiği belli olmayan bu sözlerin doğruluğunda ve derinliğinde herkes mutabıktır. Bu parçadaki altı çizili ifadelerle atasözleri hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Altı çizili sözcüklere baktığımızda kim tarafından söylendiği belli olmayanlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Anonim diyoruz değil mi? Halk edebiyatında da var bilirsiniz. Birçok anonim ürün var. Derinliği derken burada da kastettiği şey özlü olması. Yani içeriğinin fazla olmasıdır, anlamının fazla olmasıdır. Seçeneklere baktığımızda ise zaten ilk sözcük şuradan ortaya çıkıyor. Anonim ve özlü demiş. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.